الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا فسبحان الله بكرة وأصيلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فتمم إحسانك إلي فيما بقي من عمري كما أحسنت إلي فيما مضى من اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بتوحيدك وتمجيدك وتحميدك وتهليلك وكبريائك وكمالك وتكبيرك وتعظيمك ونورك ورأفتك ورحمتك وعلوك ووقارك ومنك وبهائك وجمالك وجلالك وسلطانك وقدرتك وإحسانك وامتنانك ونبيك وعترته الطاهرين أن لا تحرمني رفقك وفضلك وجمالك وفوائد كراماتك فإنه لا يعتريك لكثرة ما قد نشرت به من العطايا عذائق البخل ولا ينقص جودك التقصير في شكر نعمتك ولا تنفد خزائنك مواهبك المتسعة ولا تؤثر في جودك العظيم منحك الفائقة الجميلة الجليلة ولا تخاف طيم إملاق فتكفيه ولا يلحقك خوف عدم فينقص من جودك فيض فضلك اللهم ارزقني قلبا خاشعا خاطعا طارعا وبدنا صابرا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وحامدا ورزقا واسعا وعلما نافعا وولدا صالحا وسنا طويلا وتوبة مقبولة وعينا باكية وعملا صالحا وأسألك رزقا حلالا طيبا ولا تؤمني مكرك ولا تنسني ذكرك ولا تكشف عني سترك ولا تقنطني من رحمتك ولا تبعدني من كنفك وجوارك وأعذني من سخطك وغضبك ولا تؤيسني من رحمتك وروحك وكن لي أنيسا من كل روعة ووحشة واصمني من كل هلكة ونجني من كل بلية وآفة وغصة ومحنة وشدة في الدارين إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم أعراف سورة 73. آيات Semud halkına da işlerinden biri olan kardeşleri Salih'i gönderdik. Ey halkım dedi, yalnız Allah'a ibadet edin. Çünkü sizin ondan başka tanrınız yoktur. İşte size Rabbinizden açık bir delil, bir mucize geldi. İşte Allah'ın devesi de size bir ayet. Onu kendi haline bırakın. Allah'ın diyarında otlasın. Sakın ona bir fenalık yapmayın. Yoksa sizi acı veren bir azap yakalayıverir. Açıklama. Semud, Ad kavminden sonra Arabistan'da en yaygın halktır. Eski Arap şiirinde olduğu gibi eski Yunan ve Rum tarihçi ve coğrafyacıları da Semud halkından bahsederler. Bu kavim Kuzeybatı Arabistan'da Hicr denilen bölgede otururdu.
Başkentleri şimdi Medain Salih adı ilanılmaktadır. Bu halkın tepelerde oydukları taş evler bugüne bile ulaşmıştır. Kur'an'ın geldiği sırada Mekkeliler Şam'a ticaret için giderken icir kalıntılarının yanından geçiyorlardı. Bir defasında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabı ile oradan geçerken burası Allah'ın gazabı ile helak olan bir halkın diyarıydı. Siz de buradan ağlayarak geçin, burası eğlenecek değil, hüzünlenecek bir yerdir deyip oradan çabuk ayrılmayı tavsiye etmiştir. Hazreti Salih aleyhisselam işte böyle muhteşem bir medeniyetten, Hicr medeniyetinden sonra Medain-i Salih'teki veya Vadil Kura'daki o muhteşem medeniyete gönderilen bir peygamber geldiği zaman ne dedi? Tekrar Kur'an'a dönüyorum. Ya kavmi ibudullaha ma lekum min ilahin gayru. Bu bir önceki peygamberlerin sözü olarak da geçmişti. Kat ca'etkum beyinetun min rabbikum. Ben size Rabbiniz tarafından apaçık delillerle gönderilen bir peygamberim. Başka mucizeler de gösteriyordu. Nasıl apaçık bir mucize? Bu büyük olan mucize. Hâzihi nâkatullâhi leküm. İşte bu Allah'ın devesi. Sizin için bir dişi deve bu. Bereket devesi. Kavmine bereket getirecek bir deve, bir mucize. Bir kayanın arkasından çıkıp geliverdi. Veya kayanın içinden diyen de var. Tıpkı İbrahim aleyhisselam oğlu İsmail'i keseceği zaman kesme hareketlerinden sonra Allah tarafından bir baktı ki arkasında muhteşem bir koyun. Befedeynâhu bizebhin azîm. Oralarda öyle tek başına bir koyun gezmez. Arkasına bakınca bir koyun gördü. Biz onu gökyüzünden gönderilen, indirilen bir koyun deriz. İşte bunun gibi Hazreti Salih Aleyhisselam'ın kavmine de kayanın arkasında bir şey yok, görünüyor aslında. Ama nereden çıktı geldi? Bir deve. Deve mucizesi. Az önce böyle bir mucize istemişlerdi. İşte ben böyle apaçık bir delille geldim. Allah devesi bu. Leküm ayeten, bu sizin için bir delildir, benim peygamberliğim bir mucizedir. Fezeruhe, onu bırakın. Onunla uğraşmayın. Te'ekül fil ardillahi, Allah'ın arzında yesin içsin. Nakatullah ile ardullah arasında da ikisi de mecaz bir zevki, edebi bir zevk bulabilirsiniz. Allah'ın arzı. Yani bütün tarlalar işleniyor değil ki, dağlar Allah'ın dağı yani. Herkes kullanabilir. Deveye sakın dokunmayın, eziyet vermeyin. Bu nagatullah, arzullah da istediği gibi yesin içsin. Ve la temessühe, sakın ona dokunmayın. Bir suin, bir fenalık düşüncesiyle, bir fenalıkla, bir kötülükle ona sakın ha dokunmayın. Dokunursanız ne olur? Feyehuzeküm azabun elim. Elim bir azap anında size dokunuverir. Fe-i takibiye, hemen arkasından demek, veya fe-i müfacee, dehşetli, sizi şaşkına çevirecek bir azap demek. Bak bunlar ha başınıza geliverir demektir. Kur'an-ı Kerim bu Hazreti Salih Aleyhisselam'ın devesiyle alakalı hususu sadece burada anlatmaz. Önemine binaen bu husus mesela Kur'an-ı Kerim'de Hud suresinde de vardır. 60-65. ayetlerde Hazreti Salih Aleyhisselam veya kavmi هَذِهِ نَاكَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اَيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ fi ardillahi ve la temassuha bi su'in feyakhuzukum azabun karib diyor burada. Yani ayet, bu az önceki ayetle Hud suresindeki 64. ayet aynen benziyor. Burada feyakhuzukum azabun elim diyor. Burada sadece feyakhuzukum
Azabın karip, yakında diyor. Elin bir azap gelir, burada da yakında diyor. Bu ikisini yan yana getirirseniz, yakında elin bir azap gelir. Eğer kötü niyetle deveye dokunursanız. Fe'akaruhe, Hüs suresindeki 65. ayet, onu kestiler, boğazladılar. Fekale, temettu fi darikum selasete eyyam. Hazreti Salih dedi ki, bak bu diyarda 3 günlük hayat süreniz var. 3 gün sonra ölecek, azap edeceksiniz. Bu 3 günü de az önce bir hadis-i şerifin seyrinden aktardım. Birinci gün sararma, ikinci gün kızarma, dördüncü, üçüncü gün simsiyah olma, ondan sonra da helak. Ayette 3 gün diyor. Va'dün gayru mekzub dedi. Yani sonra yaklaşan bir azap yakalar. Buna rağmen o deveyi kestiler. Fe'akaruhe. Bak bu ayet, bu mesela burada da geçiyor. Hem Araf'ta hem de Hüd suresinde. Salih de yurdunuzda 3 gün daha yaşayın dedi. Bu asılsız çıkmayacak bir tehdit idi aslında ve 3 gün sonra da helak oldular. Aynı mesele mesela Kur'an-ı Kerim'de Şuara suresinde de var. 154-159. Mâ ente illâ beşerun mislüne fe'ti bi âyetin in künte minassâdikîn kâle hâzihi nâkatun lehe şirbün ve leküm şirbi yûmin mağlûm ve lâ temessûhe bi sû'in feyehuzeküm azâbu yûmin azîm فَاَكَرُوْهَا فَاَسْبَهُ نَادِم۪ينَ Sabah olunca da pişman oldular. فَاَخَذَهُمُ الْعَذَابِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُؤْمِن۪ينَ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَز۪يزُ الرَّح۪يمُ Ayetin meali, tefsiri çok uzun ama bu meseleyi Cenab-ı Hak üçüncü defa burada da anlatıyor. İsra suresi 59'da da var aynı hakikat. Ve ma mena'na en nursila bi ayetin illa en kezzebe biha el evvelun ve ateyna Thamuden naqata mubsiratan fezalemu biha ve ma nursilu bil ayati illa tahvife. Ayetten bizi mucizeler göstermekten alıkoyan şey öncekilerin bunları yalanlamış olmasıdır. Nitekim Semud kavmine açık bir mucize olmak üzere olağanüstü özelliklere sahip deve. Nakatullah bu demek. Mecazi manası olağanüstü özelliklere sahip deve. Yani bu kavmin paratoneri, nasıl böyle binalarda, minarelerde paratoner koyarsınız, yıldırım gelmez, ezmez, çarpmaz onları. Semud kavminin de semavi arazi belalara karşı paratoneri oldu deve. Onu kesince, yok edince semalar sağanak sağanak geliverdi. Bu çok daha önemli bir açılım oldu. Ve onlar yine böyle helak oldukları anlatılır. Ve aynı bu mesele ne kadar önemli, Cenab-ı Hak bu mevzuyu ele almış. Beşinci olarak da yine Kamer suresinde de geçiyor. Kamer 27-28. İnne mursilun nakati fitneten lehum fertakibhum fastabir ve nebihum ennel ma'e kısmetun beynehum küllü şirbin muhtedar. Allah Salih Peygamber'e şöyle buyurdu. Şüphesiz biz mucizevi özelliği olan o deveyi onları sınamak için göndermiş bulunuyoruz. Deve ile Allah onları imtihan etti. Şimdi sen onların ne yapacağını izle ve sabret. Bir de onlara suyun aralarında paylaşımlı olacağını bildir. Her hissenin sahibi suyun başına gelsin. Bir gün kavme, bir gün deveye ayrılıyordu su. Aslında o da rivayetlerde uzunca anlatılır. 5. Bir de Hicr suresi 80 ve 82. ayetlerde yine bu vakaya dikkat çekilir. Demek ki Araf suresinde anlatılan bu Hazreti Salih'in devesi mucizesi, devenin kavmiyle alakası, münasebeti meselesi
Kur'an-ı Kerim'de 5 yerde daha anlatılıyor. Ve kısaca bu mesele böyle. Allah bazen deve ile imtihan eder. Bazen işte koyunla imtihan eder. Allah bizi bu alemde imtihan ediyor. Ama şöyle oldu. Bir incelik daha söylemek istiyorum. Bunu çok daha fazla önemsiyorum. Peygamberden mucize ister. Peygamberler biraz sünnetullah'a yakın küçük küçük mucizeler gösterir. İnanmazlarsa bu defa, yani buna taatta deniyor, inatlaşma, pazarlıklarını arttırma deniyor. Ve en son büyük bir mucize geliyor. Ve işte Allah öyle bir deve ile onları imtihan edip ve böylece onlar kaybediyorlar. Bu derin bir mesele aslında. Yoksa zaten başlarına bela gelecek. Eğer inansalar gelmez. Bunu kısaca okuduktan sonra acaba Salih Aleyhisselam onlara başka neler tavsiye ediyor? 74. ayete geldik. Buyurun. Vezkuru iz cealenkum hulefâe min ba'di adin ve bevve'enkum fil ardı tettehizûne min suhûliha kusuran ve tenhitûn el cibâle buyûtâ fezkuru âlâ Allahi ve la ta'sav fil ardı mufsidîn. 74. ayet. Bir de düşünün ki Allah sizi Ad halkına halef yaptı ve dünya üzerinde size imkanlar bahşetti. Arzın düzlüklerinde saraylar kurup dağlarını yontarak evler yapıyorsunuz. Allah'ın nimetlerini düşünün de bozgunculuk yaparak dünyada karışıklık çıkarmayın. Hazreti Salih Aleyhisselam'ın tebliğ ve irşadından bir bölüm burası. Ve bu mesele Kur'an-ı Kerim'de Şuara suresinde ve Necim suresinde de anlatılıyor. Aynı bu bölüm farklı ifadelerle. Şuara suresinde etütrakûne fî mâ hâhûne âminîn fî cenneti ve uyûn ve zürû'in ve nakhlin tal'uha hadîm ve tenhitûne minel cibâli büyüten ferihin. Başka ayette eminin. Burada ferihin. Ferahlayacağınız saray gibi evler dağlarda. Fettekullâhe ve atiyun. Allah'tan korkun ve Allah'a itaat edin diyor. Hazreti Salih Aleyhisselam önce kavmine Allah'ın o kavme lütfettiği nimetleri hatırlatıyor, anlatıyor. Bak bunları siz kendi gücünüzle yapamazsınız. Allah size lütfetti diyor. Üstünde çok genişçe durulabilir. Aynı mesele Necim suresi 50-51. Ayetlerde de var. Ve ennehu ehleke adunil üle ve temude feme ebka. Yukarıdan beri anlatmaya çalışıyoruz. Semud kavmi Ad kavminin devamı. 500 sene sonra gelse helak da o kavmin devamı. Aynı yoldan gitmişler. Ad kavmi de İrem bağları ile ünlü, muhteşem yaşıyorlardı ve güçlü vücutları, güçlü medeniyetleri vardı ama yıkıldılar ve bunların da onları bilmemesi mümkün değil. Ama aynı yoldan gidiyor. Bunlar da muhteşem bir medeniyet. Yontma sanatı ile ünlü, muhteşem evler, saraylar ve arkasından da Allah'a isyan. Bu nimetlere hatırlatıyor Hazreti Salih Aleyhisselam onlara. Ve eski Ad kavmini helak eden de odur. Semud'u da öyle. Hem de geriye bir şey bırakmadan diyerek Cenab-ı Hak bu kavimlerin arkaya bırakabildikleri bir eserde, yani yıkılmış, harap olmuş binalar var sadece. Onları söylüyor. Bu 84. ayete geçecek olursam tekrar az geriye. Ve zikru düşünün demek veya hatırlayın demek. Tezekkür, tefekkür edin demek. İz cealeküm
Hulefe'e min ba'di adin, Ad'den sonra onların yerine geldiniz siz. Onların devamısınız diyor. Demek ki Ad'ı onlar da biliyor. Ad kavminin helak olmasını da biliyorlar. Helak yollarını da biliyorlar ama işlerine gelmiyor. Ve bevve eküm sizi yerleştirdi demek. İmkan verdi demek. Fil ardı, yeryüzünde. Arzın hem içindeki altındakilerini kullanıyorsunuz hem de üstündekilerini kullanıyorsunuz. O imkanlar sonucunda yeryüzünde ne oldu? Ve tettehidûne min sühûlihe, düzlüklerde yapıyorsunuz. Sühül, sehil, kolay yerler, düzlükler, kusuran saraylar. Ve tenhitûne cibâle büyüten, dağlarda da evler yapıyorsunuz. Burası çok derin ve bu tabir Kur'an-ı Kerim'de az önce de geçti. Mesela ve tenhitûne minel cibâle büyüten ferihin olarak geçti. Araf suresi 149'da. Başka ayetlerde de geçiyor. Yani dağlarda muhteşem binalar. Bu Kur'an-ı Kerim'de birkaç defa geçince bize anlatmak istediği bir şey var. Şehir kurma arazilerde, düz arazilerde olmamalıdır. Şehircilik anlayışı İslam'ın, şehirler dağlarda yapılmalıdır. Neden? Bir defa araziyi öldürmemiş olursunuz. Arazilerin öldürülmemesi, oralara bina, fabrika yapılmaması çok önemli. Arz verimli olacak. Yiyeceklerimiz oradan çıkıyor. İki, binaları eğer düz arazilere yaparsanız foseptikle beraber arzın altındaki suları da pisletmiş olursunuz. Bunlar tehlikeli şeyler. Evleri dağlara yapın. Yapılabilir. İnsanların medeniyeti buna müsait. Dağlarda olursa hem foseptik problemi olmaz, hem arazileri öldürmezsiniz, hem de hava daha temiz olduğundan sıhhatli olursunuz. Kim bilir erbabı şehircilik anlayışı içerisinde neler anlatacak, neler ve Kur'an-ı Kerim burada bunu anlatıyor. Saraylar diyor, herhalde bu daha çok idarecilere ait saraylar ama halkın, zenginlerin yaptığı evler de dağlarda oyma sanatı, yani muhteşem. Şimdi zaten belgesellerde bunları anlatıyorlar. Dağların içine o kadar büyük medeniyetlerle evler yapmışlar ki. Böyle bir nimeti hatırlatıyor Hazreti Salih Aleyhisselam. Bir defa daha hatırlatma var. Fezkürû, yine hatırlayın ki ele Allah'ı, Allah'ın nimetleri var üstünüzde. Ve la ta'se fil ardı, o nimetleri kötülükte kullanarak, fesatta kullanarak yeryüzünde kargaşa, karışıklık çıkarmayın. Fil ardı müfsidin, fesatçılar olarak yeryüzünde karışıklık çıkartmayın diyor. Eğer medeniyet ileri gitti, kazançlar zirveleşti, eğer o kavimde paylaşılmıyorsa, herkes bu standardı yakalayamıyorsa, yani diğer onları yapan işçiler, diğer halk var, onlar da eziliyorsa, zengin ve fakir mücadelesinde birisinin tenceresi boş, birisinin de sarayları muhteşem olursa, işte orada fesat çıkar. Peygamberlerin külli prensip olarak anlattığı bir mesele. Hazreti Salih Aleyhisselam toplumu da dengede tutacak. Böyle bir nasihat çektikten sonra o kavmin verdiği cevap veya cevaplar olarak hallerini anlatan 75. ayet. Buyurun. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون 75. ayet. Kavminden büyüklük taslayanlar, İşlerinden zayıf görünen müminlere alay yollu, sahi
siz Salih'in Rabbi tarafından size elçi olarak gönderildiğini nereden biliyorsunuz dediler. Onlar da elbette biz onunla gönderilen her şeye inandık, iman ettik diye cevap verdiler. Demek ki Salih Aleyhisselam'a da iman edenlerin çoğu fakir. Böyle olmuş hep. Hazreti Nuh Aleyhisselam'a ilk iman eden, destek verenler de fakirdi. Hatta ya Nuh, yanındaki fakirleri kov, biz gelelim dediler. Geçen hafta geçmişti, Efendimiz Aleyhisselam'a da böyle Habbab, Bilal, Ammar gibi böyle fakir insanların olduğu yere biz gelmeyiz ya Muhammed dedi. Mekke müşriklerinin reisleri, sen yanından bu fakirleri kov, biz geliriz dediler. Gelecekleri de kat'i değil. Cenab-ı Hak Efendimiz'i ikaz etti. Sakın ha, sabah akşam seninle beraber Rabbini zikredenleri bu kafirlerin keyfi için yanından kovma ayeti nazil oldu. Hazreti Salih Aleyhisselam'a iman edenler de fakirler, o zenginler. Burada iki tabir kullanılmış, dikkat edin. İstekberu, müstekbir dediğimiz kimseler, bunlar zengin olanlar. Diğeri de aşağıda geçen istekberu konuledi. Nestud'ifu, bunlar da müstadaflar, müstekbirler. Müstadaflar, zayıflar ve kibirli olanlar. Bu toplum kendine geldik sıra zamanla işte bu hale geliyor. Zenginler de fakirleri eziyor. Onlar zayıf zaten, eziyorlar. Ezebilir, duygularına mağlup olabilir. Ama diyorlar ki işte Salih Aleyhisselam bula bula sizleri mi buldu veya siz bula bula yani bu Salih'i mi buldunuz manalarında mealini okudunuz. Sahi siz Salih'in Rabbi tarafından size elçi olarak gönderildiğini nereden biliyorsunuz deyip onların akıllarıyla, imanlarıyla alay ediyor. Müstekbirler müstadaflara karşı hem eziyor hem de alay ediyor. Bu toplumdaki müstekbir ve müstedafı, iki simetrik ifade, yan yana getirerek saatlerce konuşabiliriz. Onun için toplumun müsavi olması önce müstekbirlikte değil, müstedaflikte veya ikisi beraber aynı seviyede olacak. Fakir ezilmeyecek, zengin de onları ezmeyecek ve tepelerinde kılıç tutmayacak, kibirli olmayacak. Ve o müstadaflar da, yani iman etmiş olan zayıflar da, elbette biz onunla gönderilen her şeye inandık, iman ettik diyerek cevap veriyorlar. Ve bunlardan sonra bakalım ne demeye devam ettiler. 76. ayet. قَالَ الَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا اِنَّا بِالَّذ۪ي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ 76. ayet. O kibirlenenler ise doğrusu biz sizin iman ettiğiniz şeyi inkar ediyoruz dediler. Buradan çıkan bir cümle, tefsirlerin özetinden çıkarttığım bir cümle ile bu ayetin tefsiri ne söyleyeceğim. Kibirlenme basireti köreltir. Bir insan ne kadar kibirli ve gururlu olursa insanların faziletini, toplumdaki insanların ihtiyacını, hakikatleri asla ve kat'a göremez. Kibir insanın basiretinin bağlanmasına, firasetinin bağlanmasına sebebiyet verir. Bugün de mesela parmağında bir yüzükle hayata başlayan, kibirli olunca milletinin durumunu, halini bile göremiyor. Hadiseler acayip cereyan ediyor, aleyhinde cereyan ediyor ama göremiyor. Kibirli oldu çünkü. Müstekbir oldu. Kibirli insanların basireti bağlanacağından, ve işte bu kibirlilerin de basiretleri bağlandı. Doğrusu biz
sizin iman ettiğiniz şeyi inkar ediyoruz dediler. İnanacak ne var ki? Niye Salih'in peşinden gidiyorsunuz ki? Salih size dünyalık ne verdi ki? Gibi alayvari ifadeleri devam ettiler. Ve derken bir mucize, şimdi o deve mucizesi geldi. 77. ayet. Buyurun. فَعَقَرُوا النَّاقَةَ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ 77. ayet. Derken deveyi boğazladılar ve Rablerinin emrinden çıkıp ona isyan ettiler. Ve dediler ki, Salih, sen gerçekten Rasullerden isen, bizi tehdit edip durduğun o azabı getir de görelim. Evet, burada mesele iyice derinleşiyor. Deveyi boğazlamaları deve düşmanlıklarından değil, Hazreti Salih düşmanlıklarından. Yani Salih Aleyhisselam'a kızdılar, kızıyorlar, kibirleri. Belki Hazreti Salih de kavmin fakirlerindendi. Salih de Aleyhisselam da deveyi tutuyor. Zaten Allah'ın emirleri geldi. Onlara tebliğ etti. Sakın ha buna bir kötülük yapmayın dedi. Yani yukarıdaki ayetlerde geçti bu. Bir önceki ilk birinci ayette geçmişti. 73. ayette وَلَا تَمَسُّهَ بِسُّٰئِنْ ifadesi. Kötülükle, herhangi bir kötülükle bu deveye dokunmayın deyince inadına yani. Madem Salih bize böyle dedi, inadına gittiler, deveyi kestiler. Kestiler de ne oldu? Şimdi mesela burada Salih sen gerçekten deyip Resullerden isen bizi tehdit durdun, o azabı getir de görelim. Deveyi kestikten sonra bunu söylüyorlar. Ve sonuca geldik. 78. ayet. Buyurun. (78. ayet). Bunun üzerine o şiddetli sarsıntı onları kıskıvrak yakaladı da yurtlarında çöke kaldılar. Evet, bu azabın kaç çeşit olduğunu üstünde tefsirciler çok durmuşlar. Biz de durabilirdik aslında. Ama recfe kelimesi titreyerek işin dehşetlenmesi demek. Kur'an-ı Kerim'de yevme tercufur racife. Kıyamet kopacağı zaman da dünya böyle racife olacak. Titreyerek, titremesini artırarak böylece sırtındaki yükleri atacak. Nasıl böyle at titredi, heyecanlandı, üstündeki yükü attı. Titreyerek üstündeki yükü atmak racife, recife kelimesi. Kıyametin isimlerinden bir tanesi de recife kelimesidir. Ve Hazreti Salih'in helak olması kıyametin kopma anındaki recifeye benzetilmiştir. Hazreti Salih'in kavminin helakiyeti, kıyamet koptuğumuz zamanki hepimizin toptan helak olacağı tipe, şekle benzetilmiştir burada. Ve sayha ile beraber korkunç bir gürültü, titreme sarsılıyor yeryüzü. Ama gökten gelen böyle giderek sesi artan tonda sesler geliyor. Hazreti Salih'in kavmi böylece helak oldu, gitti. Burada ona fe'esbehu fi derihim cesimin. Diz üstü çöke kaldılar vatanlarında sabah. Sabah bir kalktılar ki bir deprem, bir dehşet, bir gürültü, bir recife, bir sayha. Cesim, geçen hafta da aktarmıştım, bu Casiye suresi de var. Diz üstü çöküp kalma demek. Çaresiz, diz üstü çökmüş kalmış, elini göğsüne vuruyor, bağırıyor imdat çağrıları ama gelen kimse yok. İşte fî derihim cethimin. Son bela, son şey fayda vermedi ihtarlar da. Hazreti Salih'in kavmi böylece helak oldu, gitti. Ve yüzlerinin kızarması 3 gün tabiriyle de bunu anlatmıştım.
Az önce Hazreti Salih Aleyhisselam'ın devesiyle alakalı Kur'an'da burada geçen ayetle beraber 6 ayet söylemiştim. 6 ayet var demiştim. Bir tane daha var. Onu söylemeyi unutmuşum. Onu da ilave ediyorum. Not alıyorsanız 7. defada geçiyor. Şems suresinde. Nâkatallâhi ve sukiyâhe ayeti bilirsiniz. Şems suresindeki ayetler. Hatırladınız mı Cemal Hocam Şems suresindeki ayetleri? Bir de orada da aynen bu mesele anlatılıyor. O ayeti de bulup okumak istiyorum. Ve şemsi ve duhâhe de devam ediyor. Kad eflaha men zekkâhe ve kad khâbe men dessâhe. Kezzebe semûdü bitavvâhe. Şimdi işte bu ayetten, 11. ayetten itibaren Kezzebe semûdü bitavvâhe izin ba'se eşkâhe fekâle lehum rasûlullâhi nâkatallâhi ve sukiyâhe fekezzebûhu feakarûhe fedemdeme aleyhim rabbuhum bizenbihim fesevvâhe ve lâ yehâfu ukbâhe. Azgınlığı yüzünden Semud halkı Resullerin bildirdiği gerçekleri yalan saydı. Bir ara onların en azılı olanları önüne atıldığında bu yalanlamaları iyice şiddetlendi. Resuller ise kendilerine mucize olarak verilen Allah'ın devesini, Resulleri ise kendisine mucize olarak verilen Allah'ın devesini ve onun su içme sırasını gözetin, ona dokunmayın dedi. Fakat onlar o peygamberi yalancı saydılar, yani Hazreti Salih'i, ve deveyi kestiler. Allah da böylesi suç ve isyanları sebebiyle azap indirdi, onları yerle bir etti. Bunun sonucundan da asla endişe etmedi diyerek Şems suresine geldiğimiz zaman da bunun genişçe manaları üstünde durabiliriz. Ve Hazreti Salih Aleyhisselam'ın kavmi böylece tarihin helak olmuş kavimleri içerisine dahil olmuş, gitmiş oldu. Ve sonuç ne oldu? 79. ayet. Buyurun. فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ 79. ayet. Gördüğü müthiş manzara karşısında Salih yüzünü üzüntüyle öteye çevirip "Ey halkım," dedi. "Ben size Rabbimin buyruklarını tebliğ ettim. Sizin iyiliğinize çalıştım, size öğütler verdim. Lakin siz iyiliğinizi isteyip öğüt verenleri bir türlü sevmediniz, gittiniz." Evet, burası da çok derin. Tebliğ ve irşadın burada bazı metotları da var. Hazreti Salih Aleyhisselam onların böyle helak olduğunu görünce bakamadı onlara. Bu şefkatli nebinin bir hali. Bugün duydum, Hoca Efendi, ben herhangi bir arkadaşımızın burada benimle yaşayan veya başka yerde bir saçının dökülmesi veya beyazlanması karşısında üzülüyorum. Ama arkadaşlarım benim çile çekmem veya böyle su halime herhalde filan, hani üzülmüyorlar gibi demek istemiş. Hoca Efendi gibi peygamber olmayan bir insan raiyetinin bir tek saçının dökülmesi veya beyazlanması onu üzüyorsa, Hazreti Salih gibi bir peygamber, şefkatli peygamberler, peygamberlerin hepsi şefkatli, kavmin helak olması karşısında, bunlar ahiretini de kaybediyor çünkü, kim bilir ne kadar üzüldü, ne kadar ağladı. Onun için diyor ki, onların helak olmasını görmek istemedi. Yani fetevella anhum. Salih Aleyhisselam onların o helak olma anında oraya bakamadı yani. Yüzünü çevirdi. Ve ağlayarak, üzülerek ve kâle ya kavmi, ey kavmim dedi. Lekad eblâtüküm risâlete.
Rabbi, Rabbimden gelen emirleri ben size tebliğ ettim. Yani hem böyle dinlemezseniz başınıza belalar geleceğini de tebliğ ettim. Bela gelmemesi için neler yapmanız gerektiği olan şeyleri de anlattım. Burada bir tebliğ kelimesini kullanıyor Hazreti Salih Aleyhisselam ve bir de diyor ki ve nesahtü leküm, size nasihat ettim. Çünkü bu nasihat kelimesiyle tebliğ kelimesinin beraber geçtiği yerlerden bir tanesi budur. Kur'an-ı Kerim'de tebliğ ve irşadın, peygamberin yaptığı vazifelerin tebliğ kelimesinin müradifi olarak 20-25 tane farklı tabir geçer. Bir tanesi de nasihattır. Hem tebliğ hem nasihat. Tebliğ ilk hiç duymayanlara ilk defa duyurma hamlesidir. Nasihat ise duymuş, hatta inanmış, hatta yaşıyor. Onlara yeni yeni tekrar tekrar hatırlatmak, nasihat, nus etmek onları. Onun için Efendimiz Aleyhisselam ettiğinin nasiha, ettiğinin nasiha, ettiğinin nasiha. Üç defa tekrar etmiş. Din nasihattır, din nasihattır, din nasihattır. Nasihat eden olmayın sadece, nasihat alan da olun. Nasihat alan ve nasihat eden olun. Nasahtu leküm, size nasihatlar da ettim ben bir vakit. Velakin siz la tuhibbuna nasihin, nasihat edenleri seven değilsiniz. Sevemediniz bir türlü nasihat edeni demek. Buradan çıkan bir mana var ki dini anlatanların, dini nasihat olarak aktaranların, nasihatçıların muhatapların nazarında, karşısında sevimli olması lazım. Antipatik bir insan, sevimsiz bir insan Hazreti Salih gibi de anlatsa demek ki bu muhataplara etkili olamıyor. Sempatik olmak, sevimli olmak çok önemli. Tebliğ ve irşatta nasihat, nasihatın etkili olması için de anlatanın sevimli olması. Sevimli olmak. Yani akli, mantıki anlatırsınız, yedirir, içirirsiniz vesaire. Yüzlerce farklı işler yaparsınız. Ama buna rağmen muhatap sizi sevmiyorsa anlattıklarınızı kabul etmez. Onun için bu radikal İslamcıların İslam'ı anlatması, asarak, keserek, hakaret ederek, idam ederek, sıkıntı çektirerek böyle bir Müslümanlık anlatımı yoktur. Bu kafirlik sıfatıdır. Evet, kafirler, firavunlar baskı ile anlatmışlardır. Zorla kendi tebaası yapmışlardır. Ama peygamberler ise nasihatla Hazreti Salih Aleyhisselam'ın demek ki beni sevemediniz. Adam kötü niyette bakarsa sevmez. Yani sen bütün gücünle sevimli olursun, sevimli davranırsın yine sevmez. O ayrı bir mesele. Çünkü Cenab-ı Hak bir ayette buyuruyor ki Efendimiz'e inneke la tehdi men ehbebte. Sen sevdiğini hidayete getiremezsin. Sen onu seversin, o da seni sever ama yine hidayete gelmez. Sen sevimli ol ama onlar yine sevimli olmazsa hidayete ermeyebilir demek. Hazreti Salih Aleyhisselam bütün gücüyle sevimli olmasına rağmen onlar sevmedi, sevmedikleri için nasihatlarını dinlemedi ve böylece o hem tebliğde hem de nasihatta bulunduğu halde akıbetleri de dinlemeyince vah ki vah, vah ki yazık oldu demek. Yani Hazreti Salih Aleyhisselam öyle üzüldü, öyle üzüldü ki. Burada bir hususa dikkat çekmek istiyorum. Efendimiz Aleyhisselam Tebük'e gidince peygamberliğin 9. senesinde dönerken Vadil Kura'da orada bazı hadiseler cereyan etti. Efendimiz de orada oturdu ağladı. Burada dedi Salih Aleyhisselam kavmi helak olunca oturdu ağladı dedi. Efendimiz Aleyhisselam da ağladı dedi. Hatta orada kuyular var. Helak olmuş kavmin kuyuları. Sahabi oradan su çekerek
ekmek yaptılar. Yani un içerisinde ekmek yaptılar. Efendimiz Aleyhisselam mı anlattılar, bu unları buradan aldık, bu kavimden. İşte bu suda, bu kuyulardan. Efendimiz Aleyhisselam o ekmekleri yemedi ve yememelerini tavsiye etti onlara. Burada dağıtın dedi başkalarına, diğer insanlara. Bu da yaşıyor zaten. Dağıtın. Hemen oradan da çabuk ayrılmak istedi Efendimiz Aleyhisselam. Ve sonra buyurdu ki helak olmuş olan kavimlerin olduğu yere gitmeyin. Giderseniz de ağlayarak gidin. Ve orada çok fazla oturmayın buyurdu. Durmayın buyurdu. Ahmed İbni Hanbel'in Müsned'inde ikinci ciltte geçen bir hadisi şerif olarak. Nasıl Nagasaki'ye, Hiroşima'ya atılan bombalar radyoaktif tesirleriyle senelerce orada menfi dalga boyutlarını devam ettiriyorlar. Hatta Karadeniz bölgesinde, Doğu Karadeniz'de böyle kanser hastalığının çok olması bile hala oraya atılan bombaların radyoaktif tesirlerinin sonucu olarak anlatılır. Allah'ın Kahhar ismi, gadabı en azam mertebede tecelli etmiş ve o yöre halkı helak olmuş. O helak olma bölgesindeki radyoaktif tesirler. Başımıza bela getirmese bile duygularımızın ölmesine veya sönmesine sebebiyet verir. Duygusuz, ruhsuz yapar. Onun için Efendimiz Aleyhisselam böyle bir atmosfer içerisinde durmayın. O atmosfer içinde kalan suyun bile, unun bile ekmeğinden yememesi Efendimiz Aleyhisselam'ın bu oldukça dikkat çeken. Yalnız burada şöyle bir telife girmemiz lazım. Kur'an-ı Kerim gidin diyor. Yani yeryüzünde nasıl helak olmuş, o helak olmuş kavimlerin olduğu yerlere gidin de o helaktan ders alın. Evet, kul siru fil ardı fenzuru keyfe kâne akibetil mükezzibin. Bu ve buna benzer Kur'an'da çok ayet var. Yeryüzünde gezip dolaşın, Allah'ı tekzip eden, yalanlayan kavimlerin akıbetinin nasıl olduğunu görün. Allah gidin görün diyor, Efendimiz gitmeyin diyor. Eğer giderseniz başınıza bela gelir diyor. Ayetle hadis arasında zahiri bir münafat görünüyor ama yok. Cenab-ı Hak gidin diyor, görün, ibret alın. Yani Allah'ı yalanlayanın akıbetleri nasıl oldu? Gidin diyor. Efendimiz Aleyhisselam da gitmiş zaten. Vadil Kura'dan, Hicr bölgesinden geçmiş. Semud kavminin helak olduğu yerden geçmiş ve oturmuş. Ve orada ağlamış. Efendimiz buyuruyor ki, öyle bir helak olmuş kavmin olduğu yere giderseniz ibret almak için gidin. Ayet onu söylüyor zaten. Ve orada ağlayarak dolaşın, üzülerek dolaşın diyor. Ve çok da kalmayın diyor. Yani ibret alacak kadar demek. Böylece mesele kendi içinde anlaşılmış oluyor. Resulullah Aleyhisselam yine Hicr'de bulunduğu bir sırada, Vadil Kura'da, Hicr halkının başına gelenlerden duyduğu üzüntüyü dile getiren ve yanındakileri bu olaydan ibret alıp ders çıkarmaya teşvik eden sözleri de var. Buhari'de geçiyor, Megazi bölümünde, Müslim'in Züht bölümünde geçiyor. Müsned'de de geçiyor, Ahmed İbni Hanbel'in Müsned'inde. Evet, Kur'an-ı Kerim'de 6-7 yerde daha Hazreti Salih Aleyhisselam'ın devesiyle alakalı yerler var dedim. Ama bunun dışında 21 surede Hazreti Salih Aleyhisselam'dan bahsediliyor. Ben de bazılarını bu ayetlerin tefsiri içerisinde, kısa tefsiri içerisinde ele almış oldum. Bir Peygamberler Tarihi kitabından, Hazreti Salih Aleyhisselam'ın hayatını okumanızı tavsiye ediyorum. Ve şimdi dördüncü peygamber Lut aleyhisselama geldik. Ve Lut'an iz kâle li kavmihi ete'tûnel fâhişete ilâ ahir devam eden bir ayet. Burada evet, burada
80, 81, 82, 83, 84 ayetlerde anlatılan bu husus kısa ama fakat burasının izahatı uzun. Diğer ayetler de var. Onun için bugünlük müsaade ederseniz burada kalalım. Dersi burada bırakalım. Gelecek hafta inşallah Lut aleyhisselam ile hemen arkasından gelen Şuayb aleyhisselam üzerinde durarak sırasıyla Şuayb aleyhisselamınki de bayağı uzun gidiyor. Evet. Olsun. Ne kadar aktarabilirsek maksadımız öğrenmek Kur'an'ı ve ondan ders almak. Ders aldığımız hakikatlere göre hayatımızı şekillendirmek tabii. İnşallah o şekilde devam ederiz. Cenab-ı Hak evet Kur'an'ını anlamaya, kitabından kendi muradını anlamaya, murad-ı ilahi istikametinde hayatımızı geçirmeye, hem dünyamızı hem ukbamızı kazanmaya muvaffak kılsın. Amin. Bi hurmeti Seyyidil Murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.